Arkadaşlar, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin cumartesi annelerine dair bir kararı açıklandı. Bu karar sonrasında bizler de bir değerlendirme yaptık. Bu kararın uygulanması gerektiği konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı'na başvuruda bulunduk. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı anayasa gereği kesindir ve bütün kurumları bağlar, kurumların, idarenin bu kararı uygulamak zorunluluğu var anayasanın gereği olarak. Biz bu yasayı da hatırlatarak, bu düzenlemeyi de hatırlatarak Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunduk. Ve Galatasaray Meydanı'ndaki ablukayı kaldırın, cumartesi annelerinin bu alanı kullanmasına dair engellemelerinizden vazgeçin dedik. Bunun arkasından da 941. haftamızda Galatasaray Meydanı'na gittik, bildiğiniz gibi. Galatasaray Meydanı'na gittiğimizde yine polis ablukasının devam ettiğini gördük. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin engellemesiyle karşılaştık ve bir gözaltı eylemine maruz kaldık. Bu uygulamanın hukuka aykırılığını orada bulunduğumuz süre içerisinde bize müdahale eden kolluğa da bildirdik. Anayasa Mahkemesi kararını bir kere daha dikkatlerine sunduk. Kaymakamlığa yaptığımız başvuruyu hatırlattık. Hukuka uygun, Anayasa Mahkemesi kararına uygun davranmaları gerektiğinin altını çizdik. Burada kısaca bir kere daha Anayasa Mahkemesi kararındaki önemli ayrıntıları dikkatinize sunmak istiyoruz. Bilindiği gibi cumartesi anneleri 700. haftada, yani 25 Ağustos 2018 tarihinde bir yasak ve engelleme ile karşılaşmıştı. Sonrasında devam eden bütün haftalarda bu yasak ve engelleme devam etti ve bütün bu yasak kararlarının ve engellemelerin gerekçesi olarak da bildirimde bulunmadınız, yaptığınız eylem kamu düzenini tehdit ediyordu gibi gerekçeler ileri sürülmüştü. Anayasa Mahkemesi başvuru üzerine bu gerekçeleri, bu kaymakamlığın ve idarenin gerekçelerini tartıştı kararında tek tek. Bildirimde bulunmama iddiasının, yani bu gerekçeyle bu eylemin yasaklanamayacağının altını özenle çizdi. Çünkü dedi ki 28 yıldır ki o gün itibariyle 24 yıldır devam ediyordu. 24 yıldır her hafta cumartesi günü aynı yerde aynı saatte aynı şekilde yapılan bir eylemin artık bilinmemesi söz konusu değil. O yüzden de bildirim zorunluluğundan söz edilemez. Kamu düzeninin tehdit edildiğine dair gerekçeye de kamu düzeninin hangi sebeplerle tehdit edildiğine, kamu düzeninin ne şekilde bozulduğunu somut bir takım gerekçelerle ileri sürmediğiniz için bu gerekçeniz de yerinde değildir dedi. Dolayısıyla biz 8 Nisan'da herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın ve kendi şeklimize, bugüne kadar sürdürdüğümüz tarza uygun olarak yine Galatasaray Meydanı'ndaydık. Galatasaray Meydanı'na gelen kolluk güçleri bütün uyarılarımıza rağmen ve hatırlatmalarımıza rağmen yine bildirimde bulundunuz mu? Bildirimde bulunmadıysanız biz bu engellemede bulunuruz gibi bir yaklaşımla orada bulunanlara gözaltı işleminde bulundu. Biz de bunun karşılığında bugün Cumhuriyet Savcılığına bir suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Savcılığına yaptığımız suç duyurusunda bir kere daha Anayasa Mahkemesi kararını da hatırlatarak Türk Ceza Kanunu'nun 94. 109. ve 257. maddelerinden engelleme ve gözaltı uygulamasına katılan kolluk görevlileri ve amirler hakkında işlem yapılmasını ve cezalandırılmalarını talep ettik. Biz bir kez daha buradan sesleniyoruz. Elbette kaymakamlık nezdinde tekrar girişimde bulunacağız.
bu emri kimin verdiğinin tespit edilmesini isteyeceğiz. Ve orada bulunan kolluk görevlileri hakkında da disiplin soruşturması açılmasını isteyeceğiz. Ama bir kere daha buradan sesleneceğiz. Biz kayıplarımızı aramaya, adalet istemeye, hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Hukuka ve Anayasa Mahkemesi kararına uyun, keyfi yasağınıza son verin ve Galatasaray Meydanı'ndaki ablukayı kaldırın diyoruz bir kere daha. Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi olarak. Aslında şunu hatırlatmak gerekiyor. Cumartesi Anneleri eylemi bu coğrafyanın en meşru kabul edilmiş ve dünyada da meşruiyeti kabul edilmiş bir sivil itaatsizlik eylemi. Hiç kimseye zarar vermeden, geçişi engellemeden, yani yasaların hiçbir şekilde engel olmaması gereken biçimde bugüne kadar devam etmiş ama 2018'den beri engellenen bir eylemden söz ediyoruz. Bu coğrafyada şu anda Cumhurbaşkanı olan kişi, başbakanken 2010 yılında Cumartesi Anneleri kayıp yakınlarıyla bir toplantı yaptı ve onlara sözler verdi. Biz hep aynı yerdeyiz. Coğrafyanın en yüksek hukuk merciğinin aldığı kararı bir polis tanımıyorum diyor. Bu hukuksuzluğun en büyük göstergesi ve toplumun tüm kesimlerinin, demokrasiye inanıyorum diyen tüm kesimlerin bunu dikkate alması ve oradaki sayıyı çoğaltmamız gerekiyor. 70 yaşındayım. 43 yıldan bu yana, yani 27 yaşından bu yana 12 Eylül darbesinin kaybettiği keyfi ve yargısız infaz sonucu gözaltındayken katlettiği, yaşamına son verdiği Cemil Kırbayır'ın abisi olarak yorulardayız. Darbeydi. Beş Cuntacı General ülke yönetimine koymuştu tamamdı. 1402'liydi. O günüm, bugünüm o günü arattırır. Şimdi asıl olan şu. Hükümetler kuruldu, hükümetler düştü. Her gelen bu halka yalan söyledi. Dediler ki biz darbe ve darbecilere karşıyız. Darbe ve darbecilere karşı iseniz bize uygulanan nedir? Demek ki 12 Eylül zihniyeti yaşamın her alanında halen daha tüm hızıyla katmerleşerek devam ediyor. Dönemin başbakanı Dolmabahçe'de annelerle görüştü. Onların içinde birisi de yaş itibariyle vefan aydı, dikkat çekilmişti ki ve söz verildi. Ve kendi grubunda şimdiki Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grubunda konuşmasını hiç unutmuyorum. Demişti ki Cemil Kırbayır buhar oldu, uçtu mu? Kurmayları timsah gözyaşları döküyorlardı. Herkes ağlıyordu. Vicdan yapıyordular. Dönemin İçişleri Bakanlığı görevlendirdi. Tamam. Sonuçta insan hakları Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında oluşturulan insan hakları alt komisyonu 350 sayfalık rapor hazırladı. Cemil Kırbayır devletinde resmi görevlileri tarafından katledilmiştir. Cesedi de yine bu kişiler tarafından ortadan yok edilmiştir. İsimleri de vardır. Bütün bu mücadeleler sonucu bırakın bize yalan söylemesini, Galatasaray'da yapmış olduğumuz buluşmalarımızı, sessiz eylemlerimizi yasaklamalarız bize de hakarettir. Eğer burada bir suç var ise suçu devleti yönetenler işliyorlar. İşkencemiz devam ediyor. Bunlardan babacıyız, şikayetçiyiz ve olumsuzluğu da kamuoyuna, halkımıza burada sizin aracılığınızla beyan ediyoruz. Ben
tek evladım olan bir anneydim. Adalete güvendim. Karakola kendi elimle götürdüm. Ben bunca yıldır bu acıyla yaşamak, evladımın hakikatini öğrenmeden ölmek ve diğer anneler gibi gözüm açık gitmek istemediğim için her daim çocuğumu her yerde adını anacağım. Her meydanda konuşma hakkım var. Ve ben anneyim. Anayasa da bana bu hakkı tanımış. Tanımış hakkımı kimseye çiğnetmem. Onlar kendi anayasa hakkını tanımıyorlarsa ben de onları tanımıyorum. Bildiğiniz gibi 28 senedir orada bir adalet arıyoruz. Yani bu süreçte özellikle bu engellemenin daha büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşın anlattığı gibi yani bunun hukuki olarak anayasanın o kararının herkesin içinde olması gerektiğini, herkesin bağlaması gerektiğini tabii ki bir gerçek. Bu engellemenin kendisi oradaki bir tane polis şefinin bilmezliğinden veya işte keyfiliğinden kaynaklanmıyor. Onun engelleme girişimine karşı orada resmen Anayasa Mahkemesi'nin kararını gözüne sokarcasına gösterdik. Kendisi bir yerlere telefonla görüştü. Görüştükten sonra çok keyfi bir şekilde engelliyoruz dedi. Çünkü bilmem ne yok, izin yok, bilmem ne yok. Orada taburatura yazmış. İzini tabi değildir, şu değildir, bu taburatura yazmasına rağmen böyle keyfi bir şekilde engellendik. Telefon görüş bir yerlerde görüştükten sonra o engelleme ısrarının devam etmesinin anlaşıldığı kadarıyla bu o polisin değil, genel olarak devletin şu anda egemen kliğinin bu hukuksuzluğun, bu keyfinin bizzat arkasında olduğunun bir gerçeğiyle yüzeyiz. Yani bu gerçek karşısında toplumun, partilerin, kurumların, insanların kendisine gerçek anlamda bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Seçim sürecindeyiz. Böyle bir handikap var. Herkesin, her kurumun, her partinin bu keyfini karşısındaki tutumunu, duruşunu gerçekten bilmek istiyoruz. Ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Bu hukukun karşısında neresinde duruyorlar? Yaşananlarla hesaplaşma, yüzleşme sürecini nasıl başlayacaklar? Bu konuda topluma herkesin anladığı bir şekilde bir perspektifle bir çözüm sunmadıkça bu süreç böyle devam edecek. Yani şu anda 40 katır ve 40 satırla karşı karşıyayız. Ya bu handikapı yıkacağız ya da gerçekten daha büyük bir handikaplarda yüz yüze kalacağız. Müthiş bir sivil itaatsizlik örneği olarak aslında Türkiye'nin çok onurlu bir mücadelesi cumartesi anneleri, cumartesi insanları ve toplumda da yerini almış bir mücadele ve Galatasaray Meydanı bir hafıza mekanı olarak hepimiz konumlamak ve oraya sahip çıkmak zorundayız. Devlet şiddetinin bir simge mekanı olarak bizim orayı bırakmamamız ve toplum nezdinde olabildiğince her cumartesi orada olmanın yolunu bulmalıyız diye düşünüyorum. Umuyorum ki en kısa zamanda Galatasaray Meydanı'na cumartesi anneleri kavuşacak ve bizler de orada olacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslında o süreçte, gözaltı sürecinde takip yapan avukat arkadaşımız Cihan da burada. Bir şeyler söylemek ister misin Cihan? Yani biz meydana gitmeden önce zaten aslında bir gözaltı olacağını tahmin ediyorduk. Herhangi bir yasak kararı aslında son bildirimden sonra yapılmamıştı. Ancak devletin cumartesi insanların ailelerine karşı tavrını bildiğimiz için bu beklentiyi, bu sonucu bekliyorduk. Keza zaten son bildirime karşı bir cevap da hazırlamamışlardı. Muhtemelen bir hazırlıkları da yoktu. Ancak yaptıklarının anayasaya aykırı olduğunu orada da belirttik. Ve bu süreçten sonra hem kaymakamlık hakkında hem bu işlemi yapan polisler hakkında suç duyurularında bulunacağız. Süreci takip edeceğiz. Evet arkadaşlar, yani bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Cumartesi anneleri 28 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyor ve bu mücadeleye başladığı andan itibaren hep bir baskıyla karşılaştı. Yoğun bir engellemeyle karşılaştı. Haklılığına olan inancıyla yürüttü bu mücadeleyi bugüne kadar. Bu mücadelenin meşruiyetine olan güvenle, inançla yürüttü bugüne kadar.
Bugün kimi yargı kararlarıyla haklılığımızın tespit edildiğini görüyoruz. Bu bizi güçlendiren bir durum tabii ki, ama tek başına bu mücadelenin dinamiğini bu kararlar, yargı kararları oluşturmuyor. Biz bu yüzden bu yargı kararlarının da desteklediği haklı mücadelemizin devamını sağlayacağız. Ve dolayısıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Hem haklılığımıza, özellikle de haklılığımıza güvenerek, bu mücadelenin meşruiyetine güvenerek bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Burada aslında kaymakamlığın bu karara uymaması bir anayasal sorumluluğun ihlali aynı zamanda. Biz onun da altını çizdik. Sevgili Ceyhan da aslında kaymakamlık hakkında da suç duyurusunda bulunacağız derken bunun altını çizmiş oldu. Dolayısıyla kaymakamlık, valilik, giderek İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda işleniyor bu suç, bu ihlal. Bu yüzden de hem suç duyurularımız hem de bundan sonraki girişimlerimizde de bu duruma özellikle dikkat çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.